Biri var. Kapıda biri var. Teşekkürler Oroz kardeş. Bir de giderken kapıyı açar mısın? Eskiden görevim milleti uyandırmaktı. Alarm icat edildi. Horozluk bozuldu. Fil Bey abi ne yapıyorsun? Anti kahraman yakalamaca oynuyorum. Anti kahraman nedir ki? Süper kahramanın tersi. Bir anti kahramanın ne yaptığını ne kadar iyi öğrenirsen o kadar kolay süper kahraman olursun. Ne yapıyormuş anti kahramanlar? Mesela oyundaki anti kahraman mahalleliyi rahatsız ediyor. Bir de karnabaharı yeşile boyuyorlar ki herkes brokoli sansın. Sen niye motorla çıktın buraya? Asansör yorulmuş, merdiven bozulmuş. Siparişlerini getirdim. Pide, pide, ayran. Ben o pideyi bir ay önce sipariş etmiştim. Biraz gecikmişsin. Zaten yolda acıktım, yedim. İyi, gel beraber oynayalım o zaman. Yok abi, geciktim ben, işe döneyim. Hem yüzüme bakmayıp beni önemsemeyenlere ben çok sinirlenirim. Al, hala bakmıyorum. Ne yapacaksın? Pidemi mi yiyeceksin? Oraya gelip kızardım ama tembel biri olduğum için yol üstündeki askılığına kızacağım. Al sana. Gocukla gocuk olma lütfen. Ferdi, bir aydır neredesin? Telefonunu da açmıyorsun. Trafik vardı abi. Ne trafiği? Telefon trafiği. Kuryeler bu kadar yavaş olmaz. Abi ben tembel hayvanım, ne yapabilirim ki? Ne bileyim, tembel hayvan olma o zaman. Dur, deniyorum. Pırasa oldum galiba. İşine yarar mı? Pideye koyarsın belki. Kovuldun! Of, çıkmaya üşeniyordum da. Beni şöyle dışarı süpürür müsün? Kırmızı da geçmesene. Ben geçmeye başladığımda yeşildi. Çok tembelsin. Zamanımızı çalıyorsun. İyi de sen yan kasadasın. Poşetimin dikkatini dağıtıyorsun. Senin yüzünden otobüs çok yavaş gidiyor. Pikniğin bitti, sen hala geçemedin. Ay, keşke herkes gibi hızlı olabilseydim. Neyse uyuyayım. Belki rüyamda hızlı olduğumu görürüm. Bana hiç bakma. Rüyamda da tembelim. Az uyuyayım şurada. Ferdi, uyan, bir şey ısırdı. 5 dakika daha. Aman bana ne? Ben gerçek değilim zaten. Kendi düşünsün. Ne? Kim alarm kurdu? Kendimi bir garip hissediyorum. Hızlıyım. Uçabiliyorum. Sivilcem çıkmış. Ben anti kahraman mı oldum? O zaman bana fon müziği ve efekt lazım. Çalar saat adam. Çalar saat. 8'i 5 geçiyor. Adam. Mahalleliyle hesaplaşmak için dönüyorum. Ama kendi etrafında. Neredeydi bu mahalle? Çalar saat adam geliyor. Kaçın! Niye kaçalım ki? Çünkü ben bir anti kahramanım. Sokak direklerini ısırırım hard hard. Kavanozları iyice sıkarım ki açamayasınız. Böyle beceriksiz anti kahraman mı olur? Anti kahraman olmayı öğren de öyle gel. Şu sivri bile daha çok rahatsız ediyor bizi. Sadece gezmeye çıktım. Öf, başladı yine ağlamaya. Gidelim buradan. Affedersin Fil Bey. Sen pide mi yiyen kurye değil misin? Ne yüzle geldin buraya? Yeni bir yüzle geldim. Olmuş mu? Oo, zamana uygun bir yüz. Sevdim. Sen anti kahraman oyunu oynuyordun değil mi? Bir sorun var. Acaba nasıl anti kahraman olunur? Oyunumdaki anti kahramanlar sürekli bir şey istiyor. Elde edemezse de sıkıntı çıkarıyorlar. Niye soruyorsun? Anti kahraman olup mahalleliye dadanacağım. Duymamış olayım. Zaten duymadım çünkü kulaklık var kulağımda. Pekala.
Bir şey isteyip elde edemezsem sıkıntı çıkarmam gerekiyor. Acaba ne istesem? Para, çok klasik. Elmas mı? Bak o olabilir. Hey siz, tüm elmaslarınızı bana verin. Verdim gitti. Yalnız bu kadar elmasla sokakta gezme. Bana geri ver, kasaya koyayım. Elmaslar için en güvenli yer banka. Mantıklıymış, tamam. Bu olmadı ama. Daha değişik bir şey istemem lazım. Bana tüm ince belli bardaklarınızı verin. İnce belli bakkallar olmaz mı? Olsa da sen olmazsın. Çok kırıldım. İnce belli bir bardak gibi. Çok ciddiyim. İnce belli bardakları vermezseniz her zaman yaptığım gibi zamanınızı çalacağım. O nasıl olacakmış? Tabii ki süper gücümü kullanarak. Tüm alarmlarınızı sildim. Benim küçüklük fotoğrafımı da silmişsin. Yazıklar olsun. Alarm kuramıyorum. Olamaz. Aman canım. Ne olabilir ki alarm kuramıyorsak? Ey yaşlı Bilge. Söyle bize sonumuz ne olacak? Menemen. Eyvah. Soğanlı mı yoksa? Abi sakin ol. Yaşlı Bilge değil o. Normal mahalleli yaşlısı. Sen kendine bak. Ben kapı gibi sağlamım. Sonumuz geldi. Koşun, geç kaldım. Koşun. Geç kaldım. Çalmadım. Benim alarmım çalmamış. Bir şey yetişemedim. Yetişemeyeceğiz. Uyaramadık. Eyvah. Çabuk şey yetişemedim. Acele edelim. Patron çok kızacak. Geç kaldım. Hey sen. Koş. Bıyıklar da. Kimse alarmsız uyanamadığı için herkes işine geç kaldı. Yetişmek için koşuyorlar. Sen niye görüntüye girip çıkıyorsun? Kalabalık yapıyorum ablacığım. Bir karakter kolay çizilmiyor. Animasyondan tasarruf. Bak arka planda benden birkaç tane daha var ama hızlı koşunca kimse fark etmiyor. İşe 3 saat geç kaldın. Kovuldun. Ama uyanamamıştım. İşe geç kaldım ama neyse ki patron da geç kalmış. Beni kovamaz. Geldim. Dün geceden bıraktım, kağıdı oku. Kovuldun yazıyor. Nereden anladın geç kalacağımı? Her gece o kağıdı bırakıyorum, sabah sen gelmeden kaldırıyorum. Bu anı bekliyordum, bu anı. Hey, çalar saat adam yüzünden oluyor. Geç kaldım. Patron, sakin olun. Çalar saat adam yüzünden hepimiz işsiz kaldık. Sen zaman bakanı değil misin? Çöz bu işi. Tamam çözeceğim. Ama havalı hareketler yapmam lazım. Çünkü zaman bakanlığı bunu gerektirir. Zambak Mahalla'yla yoga derslerine hoş geldiniz. Şimdi beni takip edin. Derin nefesle tüm sıkıntılarımızı içimize çekiyoruz. Sonra sıkıntılar burnumuzu gıdıklıyor ve hapşırıyoruz. Sorunumuzu çözmedin ama en azından izleyecek komikli video var. Rica ederim. Akdeniz, Karadeniz, alarmımızı isteriz. Akdeniz, Karadeniz, alarmımızı isteriz. Protesto böyle yapılmaz. Bu adam gülüyor. Ne yapayım? Çok güler yüzlü biriyim. Dur, surat çizelim şuna en iyisi. İşte şimdi oldu. Evet, ince belli bardakları alayım artık. Al sana bardak. Ha? Abla, bence biraz daha başka yöntemler denebilirsin. Sorunlarını kovayla sıfırlatarak çözemezsin. Al bakalım. Ay! Ha? Çaycı ağlıyor, al işte. Beğendin mi yaptığını çalar saat adam? Bardaklarım ince belli. Ağladım, ne belli. Muhalla bir şey yap. Pekala. İyi kahraman dönüşümü. İyi kahraman mı? Hayır bey, tekrar merhaba. Diyelim ki iyi kahraman anti kahramana karşı savaşıyor. Anti kahraman ne yapmalı? Bazen anti kahramanlar iyi kahramanların zayıf noktalarını bulabiliyor. Ama unutma, iyiler her zaman kazanır. O zaman iyi olan kazansın. Kırmızı köşede Zambak Muhalla. Oley! Mavi köşede Çalar Saat Adam. Kötüsün! Ve ortada Ayı Bobo. Ayı Bobo çekil, ezileceksin. Gel buraya. Gel kovanını ileri alırım senin, gel. Zayıf noktasını bulmam lazım. Söyle bana, patatesli börek zayıf noktan değil mi? Patatesli börek sevmem bile.
zaman zayıf noktan baban mı? Bu bölüm onun sahnesi yok. Bırak böreğini yesin. Buldum. Video paylaşmışsın. Beğenmeme tuşuna yükleniyorum. Dur. Yapma. Yapma ne olur. Videomu çok beğenmişlerdi. Ne olur yapma. Dayanamam. O ne? Kuş yemi mi? Çocuklar gagalayın. Hayır. Çok kısa sürdü maç. Kim kurtaracak şimdi bizi? Kim kurtaracak bizi? Çok kolaydı. Çalar Saat Adam bu kadar akıllı olamaz. Birinden akıl alıyor olmalı. Onu takip etmeliyim. Yanıldım Fil Bey. İyiler her zaman kazanmıyormuş. He, benden oyun tavsiyesi istediğini sanıyordum. He? Demek sonunda anlıyorsun. Beni gözünde fazla büyütmüşsün. Açık açık her şeyi söylemelisiniz bana. Diyelim ki anti kahramanın akıl hocası bir şeyleri anlamak üzere. Anti kahraman ne yapmalı? Akıl hocasının buzdolabını alıp kaçırmalı. Peki o zaman. Dur, buzdolabımı niye götürüyorsun? Anlamıyorum. Çabuk bana bildiklerini anlat. Biraz oyun bilirim, biraz da lahmacun diye bağırmayı. Başka bir şey de bilmiyorum. Anti kahramanlar oyunu demek. Söyle bakalım, anti kahramanları yenmek için ne yapmalı? Anti kahramanların da zayıf noktası olur. Mesela tembel bir kurye vardı, ona bakmayınca sinirleniyordu. Sonra davul gibi şişti, saat oldu. Teşekkürler yan karakter. Yani baş karakterim ben. Verin bakayım verin, herkes bardağını verecek. Mahalleli, bana güvenin ve gözlerinizi kapatın. Kimse Çalar Saat Adam'a bakmasın. Mahalleli gel, mahalleli git. Sürekli emir veriyorsunuz mahalleliye. Mahalleli, sakın bu kadını dinlemeyin. Sus bakayım sen. Tamam, affedersin. Kapadım gözümü. Ha? Kimse bana bakmıyor. Bakın bana, sen sakın gözünü kapatma. Eğer kapatırsan beğenmedim tuşuna bir kez daha basarım ve videonun en sevilmeyenler listesinde birinci olur. Ama mahalleli kurtulur. Özür dilerim. Beni istemiyorsunuz diye bu hale dönüştüm. Ben ısırdım diye oldu. Seninle alakası yok. Aman boş ver, ne olacak? Affettik hadi. Ha? O zaman bana iş verecek misiniz? Tabii işim var. Ne yapacağım? İş yok. Hey millet bakın. Bu sevilmeyen muhalla değil mi? Özür dilerim. Sana yardım edebilir miyim? İstersen yardımcım olabilirsin. Zambak muhalla ve tembik verdi. Adını sonra düşünürüz. Yaşasın. Ben de işe yarayacağım. Ama önce biraz dinleneyim şu köşede. Bir ay evden çıkmıyorum. Hemen mahalleyi dağıtıyorsunuz. Bu ne hal? Aa, ne tatlı bir şeymiş bu. Hay hay, anam yandım.